Şimdi personel, kamu personel sistemi konusunda Sayın Özkan Sayan Hocam size bir sunum yapacak. Buyurun hocam. Hocam ne kadar sürem var? Öncelikle onu öğrenin çünkü benden sonra galiba İlter Ertuğrul ve Erdar Eren'in de değerlendirmeli olacak. Öyle mi? Onlar kalacak. Tamam. Siz peki. Mümkünse 1'e kadar bitirebilirseniz. Tamam. Oldu. Şey elimden yok. Geldiği kadar. Herkese merhabalar. Öncelikle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetim ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. İpek Özkal Sayan. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde personel yönetimi derslerine giriyorum. Bugün de sizlerle beraber Türkiye'de nasıl bir kamu personel sistemi konusu üzerine konuşacağız. Benim sunuşumun özellikle Ozan arkadaşımızdan ve Maliye Bakanlığı'nın değerli çalışanları olan Mustafa Kemal Bey ve Kamil Bey arkasında olması çok önemli ve doğru bir yerde. Çünkü Türkiye'de kamu personel sistemi devlet örgütlenmesiyle ve özellikle mali yönetimle göbekten bağlı. Bir ülkede devlet örgütlenmesi nasılsa kamu personel sistemi de ona göre değişiyor. Devlet örgütlenmesinin kurucu unsurlarından bir tanesi personel yönetimi. Ben bugünkü sunuşumda şöyle bir plan çizeceğim size. Türkiye'deki kamu personel sistemini anlatmayacağım. Bunun yerine Bilsay Hocam'ın isteği doğrultusunda özellikle problem alanlarına dikkat çekeceğim. Ve bu problem alanları nasıl çözülür üzerinde kafa yormaya çalışacağım. Sizlerin de tabii değerli katkılarınızla beraber. Bunun için aslında 6 tane başlık belirledim. Türkiye'deki kamu personel sistemini bence çok iyi özetleyen ve problem alanlarını çok iyi ortaya koyan 6 başlık. Tabii elbette ki bu alanda çalışan farklı bir araştırmacının farklı başlıklar belirlemesi mümkündür. Ama ben bu alanda uzun zamandır çalışıyorum ve o yüzden kendi başlıklarımı alanın sorunlarını tanımlayan başlıklar olarak belirledim. Öncelikle bu mevzuatın kanun hükmünde kararnameler ve toplu sözleşmeyle beraber nasıl hızlı bir şekilde değiştirildiğini size anlatmaya çalışacağım. Daha sonra liyakat ve kayırmacılık başlıkları üzerinde duracağım. Sıkı kadro politikası ve seçim dönemlerine yönelik Türkiye'de personel politikası nasıl belirleniyor? Üzerinde birazcık kafa yoracağız birlikte. Taşeron personel, uzmanlıklar ve sicil yerine getirilen performans sistemi çalışmamın diğer başlıkları olacak. Şimdi ilk başlığımız kanun hükmünde kararnameler ve toplu sözleşmeler dönemi. Bu çok önemli bir başlık. Neden? Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz asli ve sürekli kamu hizmetleri memurlar tarafından yerine getiriliyor. Anayasanın önemli bir maddesi var. 128. madde. Burada deniyor ki memurlar ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Bu anayasa maddesidir, önemli bir maddedir. Neden önemlidir? Çünkü Türkiye'de asli ve sürekli kamu hizmeti gören memurlarının özlük ve diğer haklarını koruma altına almıştır, güvence altına almıştır anayasanın bu maddesi. Tekçi ve statü hukukunu gösterir. Ama ilgili hüküm özellikle 1980 sonrasında iki şekilde esnetilmeye başlandı. Bunlardan bir tanesi kanun hükmünde kararnameler. Türkiye'de biliyorsunuz devlet memurları kanunu 1965 tarihli. Hala o yürürlükte. Ama 1965'ten günümüze kadar geçen süre içinde baktığımızda kanun bir yamalı bohça haline geldi. Çok fazla değişiklik yapıldı. Ve özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1972 yılında Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermesiyle beraber Türkiye'de kamu personel sistemi çok hızlı bir şekilde kanun hükmünde kararnamelerle değiştirilmeye başlandı. 1972'de başlayan bu uygulama öncelikle kamu personel sistemi alanında kullanıldı ve alan dönüştürülmeye başlandı. 80'lerde özellikle özel dönemiyle beraber kanun hükmünde kararnamelerin sayısı arttı. Çok hızlı bir şekilde arttı. Öncelikle buna karşı olduğumu söylemek istiyorum. Neden karşıyım? Çünkü önümüzde koskoca bir anayasa maddesi duruyor. Asli ve
sürekli hizmetleri gören memurlara ilişkin bütün düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiği bir anayasa maddesi olarak önümüzde duruyor. Peki kanun hükmünde kararnamelerle yapılması anayasaya aykırı bir düzenlemedir, düzenleme midir? Hayır, değildir. Neden? Çünkü anayasanın 91. maddesinde hangi konuların kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemeyeceği sayılır. Personel ritmi bunlar arasında sayılmadığı için kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenmesi mümkündür. Ama nasıl? Tırnak içinde ivedi durumlarda. Memurların özlük hakları, sosyal hakları, mali hakları yasa konusu olmalıdır. Neden? Çünkü bunlar meclis komisyonlarında tartışılmalıdır, mecliste tartışılmalıdır, basında tartışılmalıdır. Sivil toplum örgütlerinin bu kanunların yapım sürecinde söz sahibi olması gerekir. Üniversitelerden görüş alınması gerekir. Bunların kamuoyunda tartışılması gerekir. Ama kanun hükmünde kararnameler genellikle uzmanlar tarafından imzalanan, bakanlar kuruluna imzalattırılan ve bir gecede karşımıza çıkan, ertesi günde süreci biz akademisyenler tarafından çözülmeye çalışılan bir süreç haline gelmiştir. Özellikle 2011 yılında pek çok kanun hükmünde kararname çıktı biliyorsunuz ve Türkiye'de kamu personel sistemine ilişkin çok şey değişti. Öncelikle sicil sistemi kaldırıldı. Bir gecede 1879'dan beri olan bir sistem kaldırıldı. Uzmanlıklar getirildi. 5000 tane, şu anda sayıları 36.000 civarında uzman getirildi sisteme. Bu kamu personel sistemini çok önemli noktalar üzerinden değiştiren bir şey. Biz akademisyenler hala işin içinden çıkamadık. Neden yapıldı, nasıl yapıldı, neyi değiştirecek, bakanlıkların örgütlenmesiyle alakalı mı değil mi? Bunlar hiç tartışılmadı ve bir anda bunlar önümüze getirildi. İkinci olarak üzerinde durulması gereken şey toplu sözleşmeler. Biliyorsunuz 2010 yılı anayasa değişikliğiyle beraber toplu sözleşmeler kanun seviyesine çekildi. Ve sözleşmeci bir anlayış geldi kamu personel sisteminde. Ne demek istiyorum? Bu biraz evvel size söylediğim anayasanın 128. maddesine ek bir hüküm geldi. Ancak mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır. Bu şu anlama geliyor. Personelin, kamu personelinin mali ve sosyal hakları artık toplu sözleşme hükümleriyle beraber de değişebilecek. Bu içinden çıkılmaz bir hal aldı aslında. Neden? Öncelikle bir örnek vermem gerekirse mesela itfaiye sınıfının kadrosu, itfaiyeci kadrosunun hizmet sınıfları normalde yardımcı hizmetler sınıfındaydı. Ama toplu sözleşmeyle beraber bu genel idare hizmetlerine alındı. Şimdi bu devlet memurları kanununu değiştirecek mi? Çünkü bu bir toplu sözleşme hükmü. Nasıl bir değişikliğe gidilecek? Bir dahaki sene yapılan toplu sözleşme hükmünde bu uygulama yenilenecek mi? Yoksa var mı kabul edilecek? Ya da daha güncel bir şey vereyim. Devlet memurları kanununda personelin çalışma süresi 48 saattir. Toplu sözleşmeyle beraber 52 saat oldu diyelim ki. Peki bu devlet memurları kanunu nasıl değiştirecek? Bu sene 52 saat olarak uygulandı. Seneye yine toplu sözleşmede bu 52 saat olarak mı belirtilecek? Yoksa tekrar 48 saate geri mi dönülecek? Bu aslında içinden çıkılmaz büyük bir tartışma alanı. Çok fazla bilinmiyor da anladığım kadarıyla. Özellikle belki hukuk alanında çalışan hocaların buna dikkat çekmesi gerekiyor. İdari hukuk alanında çalışan hocaların. Özellikle Devlet Personel Başkanlığı'nda çalışan arkadaşlardan aldığım görüşlere göre bu alanda tamamen bir keşmekeş söz konusu. Tabii buna ilişkin ne yapmalı? Elbette ki kamu personeliyle ilişkin düzenlemeler kanun konusu olmalı. Çok ivedi durumları bunun dışında tutabiliriz. Ama bu ivedi durumlara ilişkin çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler de yine anayasa hükmüne göre mecliste onaylanmalıdır. Mecliste görüşülmelidir. Görüşülmezse yürürlükten kaldırılması gerekir. İvedi durumlara özgü olabilir, kabulümüzdür ama diğer durumlarda mutlaka ve mutlaka personel ilişkin düzenlemelerin kanunla yapılması gerekir. İkinci olarak üzerinde durmak istediğim başlık liyakat ve kayırmacılık konusu. Biliyorsunuz Türkiye'de en çok tartışılan konulardan bir tanesi, özellikle mülakat sınavlarında kayırmacılık yapılması,
A parti, B parti için demiyorum ama hangi parti başa gelirse gelsin, özellikle bakanlıkların o partinin yandaşlarıyla doldurulması. Peki ne yapılabilir buna karşı? Öncelikle bunun için liyakat konusunu bir tanımlamamız gerekiyor. Liyakat kelimesini tanımlamamız gerekiyor. Liyakat, bizim devlet memurları kanunumuzun öncelikle temel ilkelerinden bir tanesidir. Temel ilkesidir. Kamu hizmetine girişin, hizmet içerisinde görevlendirme ve yükselişin tüm yurttaşlara açık olması ve bu süreçlerin göreve uygunluk, yeterlik ve başarı ölçütlerine dayandırılması anlamına gelir. Liyakat sisteminin iki tane temel koşulu vardır. Bunlardan bir tanesi hizmete uygunluktur, diğeri de tarafsızlıktır. Hizmete uygunluk ölçütü aslında görevli yükselmelerde kullanılan bir ölçüttür. Ama devlet memurlarını kanununu açıp incelediğiniz zaman görevde yükselmeye ilişkin hiçbir ölçüt bulamazsınız. Yoktur. Yani buna ilişkin bir tanım yapılmamıştır. Tarafsızlık ise Türkiye'de kamu personeli sistemine girişte, yani sınav sisteminde kendini gösterir. Biliyorsunuz ki 1999 yılından itibaren artık genel sınav sistemine geçilmiştir. DMS, şimdi KPSS, kamu personeli seçme sınavı. Bu A grubu ve B grubu kadrolar için yapılır. A grubu kadrolar genellikle kariyer uzmanları mesleği içindir. Öncelikle bu sınava girerler, bundan bir puan alırlar. Sonra da bu aldıkları puanla bakanlıklara vesaire başvururlar ve mülakat sınavına girerler. B grubu kadrolar ise düz memurlar içindir. Aldıkları puanla göre kurumlara yerleştirirler. Buraya kadar bir problem yok. Tabii bu sınavda tartışılabilir. Yani KPSS'nin içeriği vesaire sorular, bunlar tartışılabilir ama benim özellikle, bu merkezi bir sistem olduğu için benim özellikle durmak istediğim kurumların yaptıkları mülakat sınavları. Çünkü esasen şaibeli olanlar bunlar. Özellikle tırnak içinde bir yakınınız yoksa, hamili kart yakınımdır yoksa, bu kurumlara girmeniz son dönemlerde çok mümkün olmuyor. Ben bunu öğrencilerimle de çok paylaşıyorum. Mezun olduktan sonra sağ olsunlar beni ziyarete geliyorlar, konuşuyorlar. Hocam işte artık gayet rahat konuşuyoruz. Hocam torpilimiz yok, bulamıyoruz, giremiyoruz. Ya da hocam A kişisinin torpili B kişisinden yüksek. Yani torpiller yarışıyor. Kiminin torpili daha yüksek mevkide çalışan oluyor vesaire. Peki ne yapılabilir? Bu noktada ne yapılabilir? Öncelikle bu sınavların Türkiye'de idari yargı yerlerince denetlenmesi tartışılabilir. Bu tartışmalı bir şey. Literatürde okuduğum, incelediğim zaman kimi hocalar denetlenebilir diyor, kimi hocalar denetlenemez diyor. Çünkü mesela bir diyor kaymakam adayını sadece bilgisine göre denetleyemezsiniz. Oturuşu, kalkışı, konuşması, hali, tavrı, giyimi, kuşamı vesaire, bunların da diyor çok önemi olur diyorlar. Sadece bilgiye göre yapılmaz diyorlar. Tamam, kabulümüz. Ama bu da şeffaf bir şekilde ölçülebilir. Bunu da adayın öğrenmesi, bilmesi sağlanabilir. Kimi kurumun buna ilişkin mevzuatı bulunuyor baktığımız zaman, kimi kurumun mevzuatında ise bir takım eksiklikler var. Ama çok dava açılmış. Özellikle bu sınavların iptaline ilişkin. 2008 yılına kadar Danıştay bunlar için bir şey yapamıyordu. Ama 2008 yılında Danıştay bir karar veriyor ve diyor ki sözlü sınavda adayın sorulara verdiği yanıtların teknolojinin imkanlarından yararlanarak sesli ve görüntülü kayıt alınması, ayrıca sınav komisyonu üyelerince sözlü sınav sonlarında takdir edilen not gerekçeleriyle ortaya konması gerekir deniyor. Tabii buna sınav öncesinde soruların, yanıtların hazırlanmış olması gerektiğini de ekliyor ve aslında adayların bu sorular içerisinden kura yoluyla soruları seçmesi gerektiğini söylüyor. Güzel, Danıştay böyle bir karar veriyor. Peki bu Türkiye'de uygulanıyor mu? Uygulanmıyor. Öncelikle 2009 yılında kaymakam adayları, 2010 yılında Sayıştay denetçisi seçimi bunun dışına çıkıyor. Kendilerini kendi kanunlarına koydukları maddelerle bu Danıştay'ın denetiminin dışına çıkartıyorlar. Bunu 2010 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı'nın teşkilat kanununa eklenen madde takip ediyor. Yine 2011 yılında biliyorsunuz pek çok bakanlıkta uzmanlık tesis edildi. Bu uzman sınavlarının da sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sisteminin kullanılamayacağına dair düzenlemeyle
bütünlediler. Yani uzman sınavlarında da sözlü kayıt, sözlü sınav sistemiyle ilgili herhangi bir kayıt tutulamayacağı söyleniyor. Aynı zamanda 659 sayılı kanun hükmünde kararnameyle beraber vergi müfettişleri ve mali uzmanlarının için yapılan sözlü sınavlarının da kayıt altına alınamayacağı belirtiliyor. Böylece Danıştay kararının uygulanmadığını görüyoruz çok net bir şekilde. Her kurum kendini özellikle bu denetimin dışına kanunlarına koyduğu maddelerle beraber dışarı çıkartıyorlar. Şimdi Danıştay'ın sözü üzerine söz söylemem benim mümkün değil. Danıştay gibi bir yargı kurumu diyeceğini demiş zaten, yumruğunu masaya vurmuş. Ama Türkiye'de Yargıtay kararlarının da Danıştay kararlarının da kurumlar tarafından uygulanmadığını görüyoruz. Peki ne yapılabilir? Ne yapılabilir? Elbette ki bir, Danıştay'ın kararının uygulanması gerekiyor. Sınavların kameralarla incelenmesi, takip edilmesi ve bundan sonra açılan iptal davalarında kanıt oluşturması için tabii ki kayıt altına alınması gerekiyor. Ama bunun dışında hani biraz evvel bahsettim ya, mesela kaymakamlar için ne yapılabilir? Formlar oluşturulabilir. Giyim, kuşam, davranış, özgeçmiş vesaire, bunlar için şeffaflık sağlanabilir. Adaylar özellikle sınavdan çıktıktan sonra neden elendiklerini bu formlara bakarak rahat bir şekilde öğrenebilirler vesaire. Bunlar geliştirilebilir elbette. Ama önemli olan niyet olsun. Yani liyakati uygulamaya ilişkin kamu yönetiminde bir niyet olsun. Yoksa zaten artık kayırmacılık var. Zaten hiçbir kurum uygulamıyor. A kurumu uygulamıyor ki ben neden uygulayayım? Elbette ki hükümetle beraber siyasi iradenin isteği doğrultusunda bürokrasi de değişmelidir ve bürokrasi buna göre yapılandırılmalıdır diye bir anlayış olursa, o zaman liyakat ilkesinin baştan reddi olur ve o zaman aslında DMK'dan da çıkarılması gerekir. Neden? Devlet Memurları Kanunu'nun temel maddesi liyakat o zaman. Üzerinde konuşup tartışılır elbette. Daha yeni, daha farklı düşünceler de geliştirilebilir. Üçüncü olarak üzerinde durmak istediğim konu sıkı kadro politikası ve seçim dönemlerine yönelik personel politikası. Aslında Türkiye'de kamu personel sisteminin merkezi örgütlenmesi dediğimiz zaman pek çok kurumla karşı karşıya kalıyoruz. Bunlardan bir tanesi Devlet Personel Başkanlığı, bir tanesi BİMKO dediğimiz Maliye Bakanlığı'nın içinde yer alan Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. Bunun dışında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, özellikle toplu sözleşmelerle, sendikalarla ilişkilerin düzenlenmesi bakımında önemli görevlere sahipler. Son dönemlerde Kamu İhale Kurumu, taşeron personel ve hizmet ihaleleri konusunda yine kamu personel sistemi konusunda söz sahibi. Ama Türkiye'de kamu personel sistemi dediğimiz zaman aklımıza gelen en önemli şey kadro meselesi. Kadro meselesi kamu personel sisteminin kalbi. Ve bu kalp atışı BİMKO tarafından belirleniyor. Maliye Bakanlığı tarafından. O yüzden Maliye Bakanlığı'nın politikası çerçevesinde Türkiye'de istihdam sistemi değişiyor. Ne demek istiyorum? 2000'li yıllardan itibaren Türkiye'de sıkı kadro politikası diye bir şey uygulanmaya başlandı. Nedir sıkı kadro politikası? Sıkı kadro politikası, Maliye Bakanlığı'nın kamu kurumlarında çalışmak üzere memur kadrosu vermemesi, bunun yerine yapılacak işlerin geçici işçi ya da sözleşmeli personel eliyle yapılmasını istemesi. Bu neyi doğurdu? Bu kurumlardaki geçici işçi ve sözleşmeli personel sayısının çok çok fazla artmasına sebep oldu. Öyle bir noktaya gelindi ki 2007 yılında artık geçici işçi sayısında bir patlama yaşanmaya başlandı. Ve 2007 önemli bir yıl biliyorsunuz, seçim dönemi. Bu geçici işçiler ya sözleşmeli personel kadrolarına ya da sürekli işçi kadrolarına nakledildiler. Ama yapılan işin artışında vesaire bir değişme yok. Tamamen seçime dönelik bir politika sebebiyle. Şimdi 2007 yılında
Biz o 188.875 olan sözleşmeli personel sayısı 2009 yılında 271.915 oldu. Yine 2007 yılında 209.110 olan personel sayısı 2009 yılında 214.522 oldu sürekli işçi sayısı. Bu değişimden sonra yine memur kadroları verilmedi. Sözleşmeli personel sayısı arttırılmaya devam edildi. Ama bu sefer de sözleşmelilik de kriz çıktı doğal olarak. Siz nereye yüklenirseniz, hangi istihdama yüklenirseniz orada bir kriz çıkar. Ve 2011 yılında yine 632 sayılı kanun hükmünde kararname ile beraber bu sözleşmeli personel bu sefer memur kadrosuna aktarıldı. 2013 yılında da yerel yönetim personeli hiçbir sınava tabi tutulmadan sözleşmeli personel memur kadrosuna aktarıldı. Böylece ne oldu? 2011 yılında 260.231 olan personel sayısı 2014 yılında sözleşmeli personel sayısı 92.000'e düştü. Azaldı yani sözleşmeli personel sayısı. Yine memur sayısı bu sefer 1.676.000'den 2.298.000'e çıktı. Bu rakamlar çok değişir. Daha seçim dönemleri olduğu sürece bir istihdam sayısı da bir şey yakalanmaz. Memur sayısı artar, azalır, sözleşmeli personel artar, azalır, sürekli işçi, geçici işçi oynak olur. Neden? Çünkü Türkiye'nin geleceğe dönük uzun dönemli bir istihdam politikası yok. Seçime yönelik, kısa dönemli, geleceği düşünmeden oy almaya yönelik bir istihdam politikası mevcut. Bunu çok rahat bir şekilde, gönlüm rahat olarak rahat söylüyorum. Biz akademisyenler işin içinden çıkamıyoruz. Makalesini de yazdık. Sözleşmeli personel sayısı artıyor dedik. İşte korumasız sözleşmelidir, korumasız bir istihdam biçimidir dedik. Güvencesizdir dedik. Asli ve sürekli hizmetler memurlar tarafından yapılmalıdır dedik. Hükümet buna aykırı davranıyor dedik. Aa baktık pat hepsi memur oldu. Sözleşmeli kalmadı. Bu peki sözleşmeli sayısının artmayacağı anlamına mı geliyor? Yok gelmiyor. Yarın öbür gün bir kanun hükmünde kararname çıkar. Demin Mustafa Kemal Bey bahsetti. Bütün memurlar tekrar sözleşmeli personel yapılabilir. Bize de bunun arkasından makalesini yazmak düşer. Aman neden böyle oldu? Ne değişti de böyle oldu? Hiçbir şey değişmedi aslında. Türkiye'de senelerdir yapılan aynı. Türkiye'nin uzun dönemli bir personel politikası yok. Bir istihdam politikası yok. Bu yüzden de seçim dönemlerine yönelik bugün böyle, yarın böyle uygulanan bir istihdam politikası var. Gelelim başka bir konuya, Türkiye'nin kanayan yarası taşeron personel konusuna. Taşeron personel konusundan yine bence önceki sunuşta bahsedildi ama ben bir personel yönetimci olarak biraz daha farklı noktalarına dikkat çekmek istiyorum. Öncelikle 1988 yılında ve 2003 yılında Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan iki tane önemli değişiklikle beraber Türkiye'de asli ve sürekli hizmetlerin taşeron personel tarafından yapılmasının önü açılmıştır. Yani yasal olarak bir engel kalmamıştır. Bu ön açmayla beraber Türkiye'de çalışan taşeron personel sayısı çok hızlı bir şekilde artışa geçti. Bunlar nerede çalışıyorlar? Hastanelerde, belediyelerde, karayollarında, üniversitelerde iş güvencesinden yoksun olarak çalışıyorlar. Çok uzun çalışma süreleri var. Bulundukları kadrodan farklı yerlerde çalıştırılıyorlar. Ben çok şaşırdım. Belediyelerde memur olarak çalışan taşeron personelin bile olduğu söyleniyor. Uzun mesai saatleri var. Bir yıl dolmadan yapılan giriş çıkışlar var. Bu neden? Kıdem tazminatı vermemek için. Ama son dönemde buna ilişkin bir düzenleme çıktı. Artık kıdem tazminatı alabilecek taşeron işçiler. Ve yıllarca çalıştırılıp ücretlerini alamamaktan dolayı çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Taşeron işçilik neden tercih ediliyor? Neden tercih edildiği açık. Dünya değişiyor, kamu yönetimi piyasalaşıyor. Ve özellikle Maliye Bakanlığı'nın izlediği politika çerçevesinde memur alamayan kurumlar işlerini taşeron personel üzerinden bir şekilde görmeye, tırnak içinde kotarmaya çalışıyorlar. Buna ilişkin pek
birçok yine Yargıtay kararı var. Taşeron personel asli sürekli kamu hizmeti yapıyorum. Uzun sürede çalışıyorum ama hala taşeron personelim diye Yargıtay'a başvurmuş. Yargıtay da iki tane noktaya dikkat çekmiş. Bir, taşeron personel çalıştırılabilir ancak işletmenin de işin gereği olacak. İkinci olarak da teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren işler olacak. Bunlar varsa taşeron personel çalıştırılabilir deniyor. Peki Yargıtay'ın kararı uygulanıyor mu? Hayır. Danıştay'ınki uygulanıyor mu ki Yargıtay'ınki de uygulansın? Elbette ki uygulanmıyor. Taşeron personel yine iş güvencesine sahip olmadan çalıştırılıyor. Bununla birlikte 2004 yılında bir torba kanun çıktı. Çok önemli bir kanun. O zaman bu torba kanunların nasıl bir mantık çerçevesinde çıkarıldığına, aslında mantıksızlığına değindi. Şöyle bir düzenleme geliyor taşeron personel için. İdarelerce istihdam edilen personelin yeterli nitelik ve sayıda olmaması halinde personel çalıştırılmasına dayalı yardımcı işlere ilişkin hizmetler için ihaleye çıkılabilir. Bu işleri belirlemede Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yani artık hangi işlerde taşeron personel çalıştırılabileceğine Bakanlar Kurulu karar verecek. Böylece taşeron doktor ya da belediye personeli çalıştırılması önünde artık hiçbir engel yok. Sağlık Bakanlığı kendini bunun dışına çıkarmıştı. Ama bu yeni düzenlemeyle beraber her yerde artık taşeron personelle karşılaşacağız. Peki sayıları ne kadar? Sayılarına ilişkin bir bilgi yok. 700-800 bin civarında olduğu söyleniyor. Devlet Personel Başkanlığı'ndan aldığım bir duyuma göre. Ama 2012 yılında internette yaptığım bir taramada bir gazetenin taşeron personel sayısının 1 milyon 76 bin civarında olduğunu söylediğine rastladım. Çok ciddi bir sayı. Özellikle güvencesiz, esnek çalışma ilişkilerini düşündüğünüz zaman 1 milyon 76 bin sayısı Türkiye'de çok ciddi bir rakam ve daha da artacağı benziyor bu rakamın ne yazık ki. Kısmi iyileştirmelere gidiliyor. Evet, ama tam olarak istihdam sorunları çözülmüş değil. Ve dediğim gibi torba kanunla beraber Bakanlar Kurulu bu konuda yetkili kılınmış durumda. Ne yapılabilir? Elbette ki Yargıtay'ın kararına uymak gerekiyor. Yani asli ve sürekli kamu hizmetlerinin memurlar eliyle görülmesi, bunun dışında kalan uzmanlık isteyen ve geçici işçiler için ancak taşeron personel çalıştırılması öngörülebilir. Çalışma şartları üzerine tabii ayrıca kafa yormak gerekir ama nereden bakıyorsunuz dedim ya, kamu personel sistemi devlet örgütlenmesinin kurucu unsurudur. Sosyal devlet perspektifinden mi bakıyorsunuz? Kapitalist devlet misiniz, liberal devlet misiniz? Ona göre piyasa ilişkilerine ne kadar önem veriyorsunuz? Kamuyu nerede görüyorsunuz? Özel sektörü nerede görüyorsunuz? Buna göre elbette ki taşeron personelin sorunlarını da çözebilirsiniz. Bir diğer başlık uzmanlıklar meselesi. Uzmanlıklardan girişte de bahsetmiştim. Normalde 2003 yılına kadar bakanlık düzeyine baktığımız zaman sadece Maliye Bakanlığı'nda olan bir istihdam biçimiydi uzmanlık meselesi, ama 666 sayılı kanun hükmünde kararname ile beraber 2011 yılında Türkiye'de pek çok bakanlık için uzmanlık kadrosu oluşturuldu. Bizim öğrencilerimiz sevindiler. Yaşasın işte, bize çalışma alanı doğdu. Ciddi de bir rakamdı. 5000 tane uzman kadrosu, uzman ve uzman yardımcısı kadrosu ihdas edildi. Çok ciddi bir rakam. Tabii hükümetin, tırnak içinde söylüyorum bunu, hükümetin askerleri olarak da görülebilir. Çok iyi bir kadrolaşma aracıdır aslında. Bakanlıklara 5000 tane uzman kadrosu ihdas etmeniz çok iyi bir kadrolaşma aracıdır. Neden öngörüldü? Bilmiyoruz. Çünkü kanun hükmünde kararnameyle geldi. Kanunla değil, tartışılmadı, basında yankı bulmadı, üniversitelerin vesaire yargı organlarının görüşleri alınmadı. Bir gece yattık, ertesi gün kalktık, 5000 tane bakanlıkta kadro oluşturulmuş. Sevinelim mi, üzülelim mi bilemedik. Öğrencilerimiz adına sevindik ama kendi adımıza ne yapacağımızı bilemedik açıkçası. Şimdi kadrolaşma meselesinin yanı sıra
uygulamaya baktığımız zaman çok ciddi problemler yaşanıyor. Tabii bunun sorunları, yaşanan sorunları daha ileriki zamanlarda da göreceğiz. 2011-2015 çok yazılan çizilen bir mesele de değil, uzmanlık meselesi. Şimdi bir doktora tez öğrencimiz çalışıyor ama onun haricinde çok fazla şey bilmiyoruz. Bakanlıkların içerisinde çok ciddi problemler oluşturuyor. Nasıl? Örneğin Dışişleri Bakanlığı özelinde asıl meslek memurları, konsoloslar ve ihtisas memurları asıl işi yapıyorlar. Dışişleri uzmanları şöyle biraz bir gölgede kalıyor. Yine İçişleri Bakanlığı biliyorsunuz kaymakamlık üzerine oturmuştur. Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık üzerine. Buradaki uzmanların ne yaptığına ilişkin çok fazla bir bilgimiz yok. Muhtemelen politika üretme göreviyle orada oturuyorlar ama ben de bilmiyorum açıkçası. Ama başka bakanlıklarda, mesela Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda asıl işleri sosyal çalışmacılar ve sosyal hizmet uzmanları yapıyor. Yardıma muhtaçlarla ilgileniyorlar, kollarına giriyorlar, destek veriyorlar vesaire. Ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'nda sosyal güvenlik uzmanları bu hizmetleri yapıyor. Diğer uzmanlar, yani 2011 yılındaki düzenlemeyle gelen uzmanlar şöyle köşede oturuyorlar. Aramızda yok değil mi? Rahatça konuşuyorlar. Oturuyorlar ve kurumun politikasına ilişkin fikir üretiyorlar. Daha fazla maaş alıyorlar. Daha iyi haklara sahipler. Ve bu da kesinlikle ve kesinlikle kurum içindeki iç barışı bozuyor. Asıl işi ben yapıyorum. İyi ücreti, bütün hakları uzman arkadaşım alıyor. Büyük bir adaletsizlik. Bu kurum özelinde görülse de aslında genel olarak kamu personel sistemine baktığınız zaman büyük adaletsizlikler doğurur. Çünkü iç barışın bozulması çok önemli bir meseledir. Kamunun felsefesine, kamunun özüne yakışmayan bir çalışma anlayışıdır. Şimdi son olarak gelelim sicil ve performans konusuna. Tırnak içinde söylüyorum, Türkiye'nin ayıbı, kamu personel sisteminin ayıbı. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Şu anda Türkiye'de memurları değerlendiren bir sistem yoktur. 6111 sayılı torba kanunla beraber sicil sistemi kaldırılmıştır. Ki sicil sistemi 1879'lardan beri uygulanan ve Türkiye'de kariyer sisteminin personel değerlendirme yöntemidir. Çalışır çalışmaz. Sicil sistemine ilişkin birçok şikayet var. Memuru değerlendirmiyor, memur göremiyor. Sicili gerçi sonra şeffaflık kanunuyla beraber görmeye başladılar. Buna ilişkin pek çok itiraz olabilir. Kabulümdür, haklıdır itirazlar. Ama sicil sisteminin reforme edilmesine yönelik hiçbir düzenleme yapılmadan, kamuoyunda hiçbir şey konuşulmadan bir gecede sicil sistemi kaldırıldı. Bir gecede. Yine kanunla değil. Kaldırıldı. Ve yerine sözde performans değerlendirme dediğimiz bir sistem geldi diyorum ama gelmedi. O da gelmedi. Ya o gelse yine iyi. O da gelemedi bir türlü. Neden? Gelemez. Çünkü Türkiye'deki sisteme uygun bir personel değerlendirme yöntemi değildir performans değerlendirme. Neden? Çünkü performans değerlendirmede yaptığınız işin tanımının çok net olması gerekir. Örneğin ben bir memurum ve performansım değerlendirilecek. Derler ki bana günde 50 tane mektup okuyacaksın, 100 tane mail cevaplayacaksın, 10 tane telefona bakacaksın, yöneticinin şu işlerini yapacaksın. Ben bakarım, tamam derim ve performansım buna göre değerlendirilebilir. Ama bana verilen yönergenin dışındaki başka hiçbir görevi de kabul etmeme hakkım var. Derim ki hayır, bu benim iş tanımımda yok. Ben bunu yapmakla yükümlü değilim ve o görevi yapmam. Bu anlamda performans değerlendirme kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'nin sistemine, şu andaki mevcut personel sistemine uygun bir değerlendirme sistemi değildir. Günümüzde uygulanıyor. Hangi alanda uygulanıyor? Sağlık alanında uygulanıyor. Ama sağlık alanındaki sonuçlarında çok tartışılıyor biliyorsunuz gazetelerde, haberlerde vesaire. Sağlık gibi önemli bir alanın özellikle performans üzerinden değerlendirilmesi, sonuçlarına bakmadan bakılamaz. Yani bir kanser hastasının için yapılan bir ameliyatın başarılı olup olmadığını kim değerlendirecek? Sadece ameliyat sayısına, tetkik sayısına, verilen ilaç sayısına vesaire bakılarak yapılan bir
değerlendirme sisteminin başarılı olması beklenebilir mi? Beklenemez. Ama Sağlık Bakanlığı bu sistemi biz kurduk, farklı bir ülkeden de örnek almadık diyerek övünüyor ve Türkiye'de şu anda sağlık sisteminde performans değerlendirme işliyor. Çok büyük haksızlıklar var. Klinikler açısından baktığınız zaman mesela bir beyin cerrahisindeki bir doktor 1000 lira performans ücreti alabilirken dahiliyedeki bir doktor 5000 lira performans ücreti alabiliyor. Birbirine göre daha mı az değerli? Elbette ki değil ama siz sistemi performans değerlendirme üzerinden kurarsanız bu sonuçlarla karşılaşmanız tabii ki çok mümkün. Dediğim gibi Türkiye'deki personel değerlendirme sistemine ilişkin reformlara elbette ki gidilmelidir. Elbette ki sicil sisteminin nasıl daha iyi olacağı üzerine vesaire düşünülebilirdi, kafa yorulabilirdi. Ama Türkiye'de biliyorsunuz bir dünya trendlerini izleme isteği vardır. Bütün dünyada performans değerlendirme uygulanıyor. Neden Türkiye'de sicil sistemi uygulansın? Sicil sistemi artık çok gerilerde kaldı. Yani değerlendiremez zaten, amir de memuru değerlendiremez gibi bir anlayış çerçevesinde ve farklı dünya örneklerini incelemeden, araştırmadan ki OECD ülkelerinin pek çoğunda bu performans değerlendirme uygulaması ve ücretleme sistemi başarısız olmuştur. Sicil sistemi terk edildi ve performans değerlendirmesine geçildi. Geçilemedi daha doğrusu. Şu anda bir değerlendirme sistemi yok. Çok büyük bir eksikliktir kamu personel sistemi için. Ve dünya trendine uyum çabası burada da alaşağı almıştır, devrilmiştir. O zaman süremi de fazla aşmamak doğrultusunda bağlı kalarak süreme de sizi de yormayayım. Türkiye'de nasıl bir kamu personel sistemi dediğimiz zaman, şöyle en baştan konuşmamı çok kısa bir özetlersem, öncelikle köklü değişikliklerin, memurların özlük haklarına ilişkin değişikliklerin kanunlarla yapıldığı, kanun hükmünde kararnamelerle değil, kanunlarla yapıldığı, kamuoyunda tartışıldığı bir kamu personel sistemi. Ve bu toplu sözleşme sürecinin de bir an evvel bir açığa kavuşması gerekiyor. İdari hukukçularımızın bu anlamda devreye girmesi gerekiyor. Onları da göreve çağırıyoruz. Bir an önce bu sorunun çözülmesi gerekiyor. İkinci olarak kamu personel sisteminin sorunlarının tartışıldığı, bu çok önemli, tartışılmıyor. Hiçbir sorun ne medyada, ne yazılı basında, ne görsel basında, ne de farklı bir mecrada tartışılmıyor. Da tartışılıyorsa biz dahil edilmiyoruz. Ve buna uygun çözüm önerilerinin getirildiği, buna uygun reformların, tırnak içinde, reformların yapıldığı bir personel sistemi. Asli ve sürekli hizmetlerin memurlar tarafından görüldüğü, taşeron personel gibi, çalışma güvencesi olmayan, sözleşmeli personel gibi, memurla kıyaslandığı zaman güvencesi olmayan, istihdam biçimlerin kısıtlı olduğu bir personel sistemi. Liyakat ilkesinin geçerli olduğu, kanıksandığı, sistemin özüne işlediği ve bu ilkeye uygun, bu ilkeye uygun alımların yapıldığı bir personel sistemi ve son olarak günlük politikalarla değil, uzun dönemli planlamalar yapılarak yönetilen bir personel yönetimi sistemi diyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Vallahi hanımlar bizi yendi her zamanki gibi. Tam zamanında bitirme, bu kadar kapsamlı bir konuyu bu kadar güzel özetleme. Ben çok teşekkür ediyorum hocama.